Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Ayoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine çok güzel çıtı pıtı bir model hazırladım. Şöyle yağ yeşili kendi renginden çimeni olan bir model olacak. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın, şöyle kendi renginden şöyle iki tane dalın üzerine böyle iri kirpikli bir çiçek hazırladım. Çimeni de ara mesafesi de 5 tane 6 tane yapmışım. 6 tane kirpikten oluşan bir ara suyu olacak. Modelim bu. Dediğim gibi çıtı pıtı, zarif, yapımı kolay. Herkesin yapabileceği bir model hazırladım. Böyle modeller de arkadaşlar çok güzel oluyor. Çıtır pıtır. Hoş duruyor. Bir de aram böyle mesafesini de yakın yapınca çiçeklerini hoş ve zarif bir model gözüküyor. Evet. Modelimizi anlatalım. Evet. Şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet, ilk başlar gibi başlayacağız. Bakın arkadaşlar, şöyle ara mesafesini 6 tane yapacağız. Çiçeğimiz bu. Ara mesafesi için. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Hemen yandaki boş tığ battının içine sık iğne yaptım. Şöyle bir yuvacık oluşturduk minik. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Bir tane pipirik yaptık. Yine bir zincir. Yandaki tığ battıya sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum. Kapattım. Bir tane pipirik oluşturdum. Bir zinciri çekip hemen yandaki tığ battıya kapattım. Evet, ara mesafesini bu şekilde yapıyoruz. Bakın, iki tanesini sizle yaptık burasını. Toplamda 6 tane. Ne kadar yapmak istiyorsunuz? 5, 6. Size ait. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı. 2 defa tığı doladım. Şöyle. Bir defa atlayıp ikinci tığ battıya 2, 2 ve 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Hemen 4 zincir çekiyorum. 4 zinciri buraya kapatıp bir tane pipirik oluşturdum. Geriye kalan trabzanın bu kısmına da sık iğne yapıyoruz. Bakın, 1, şöyle 2, şöyle 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane. 6.'yı da bir sonraki yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. Dibine değil, boş olan bir sonraki yuvaya kapattım. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 5, 6 ve 7. Hemen tersine çevirip şöyle ters tarafındayız. Burada 4 zincirli yuvanın içerisine kapatıyorum. Şöyle zincirim. Bakın, buraya da ikinci dal oluşturacağız. Birincisi bu, ikincisi bu olacak. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Hemen zincirimin arasına kapatıp çiçeğim için buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle kapattım. Sıradaki şöyle sık iğneleri dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7 zincir, 7 sık iğne. İkinci dalı da aynı tığ battıya. Bunu aynı tığ battıya gerdirme oluyor. Bir sonraki tığ battıda arkadaşlar denedim. Aynı tığ battıda da bakın dalımız daha hoş durdu. Şöyle göstereyim. Hemen bir zincir çekiyorum. Bakın, bu kadar. İki dallı bir çiçek yuvası hazırladık. Bir zinciri sıradaki tığ battıya girdim. Şöyle bir yuva oluşturup 4 zincir. Hemen
Bir zincirin arasına bu 4 zinciri kapatıp pipirik oluşturuyorum. Şimdi bir zincir sıradaki yuvaya kapatıp 4 zincir. Bakın bu ara kısımdan sabitliyorum. Bir zincir şöyle pipirikler oluşuyor. 4 zincir aradan gir, kapat. Bir zincir sıradaki tığ battıya sık iğne yap. 4 zincir. Hemen ara boşluğu rahat girmek için arasına bir zincir çekiyoruz. Bir zincir şöyle sıradaki tığ battıya 4 zincir. Sıradaki tığ battı. Bir zincir. Sıradaki tığ battıya. Bakın. 2, 4, 5. Sonuncu. Altıncıyı da yapalım. Şöyle kapatıyorum. Bir zinciri de çekip tamamlıyorum. 6 tane böyle çit yapmış oluyoruz. Şimdi bir tane daha arkadaşlar bu dalları göstereyim. Çiftli dalı göstereyim. Hemen 5 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yandaki bir tane bırakıyorum. Bir yanındaki. Yani ikinci tığ battıya 3 seferde 2. 2 ve 2. Bu şekilde şimdi 4 zincir İkinci dalımız için yuva hazırlamış oluyoruz. Şöyle bir pipirik yaparak. Geriye kalan bu kısma da 5 tane. Simetri olsun diye hepsini aynı dolduruyorum bu sık iğnelerini arkadaşlar. Diğer yaptığımız 5 sık iğneydi. Bu da 5 sık iğne. Bakın ilk yaptığımız dalı bir sonrakine boş olana kapatıyorum. İkinciyi aynı yuvanın içerisine. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Hemen çevirdim. Bakın. Şöyle. Kapatıyorum. Bu 4 zincirli yuvanın içerisine. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. Çiçeğimiz için bu 7 zincir yuva oluşacak. Buraya zincirin ara kısmını kapatıp geri kalan zincirin kısmına da yine 7 tane sık iğne yapıyorum. Bak. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen aynı tığ battıya da kapatıyorum. İkinci dalımız da hazır. Şöyle elimizle şekil verebiliriz dalımıza. Yine bir zincir çekip hemen ara suyu mesafesine direkt daldan sonra başlıyoruz arkadaşlar. Bir zincirle bir sonraki tığ battıya girdim. Şöyle bismillah. 1 2 3 ve 4. Bir zincirli ara mesafesine sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekip diğer yuvaya kapattım. 2, 3, 4 zincir. Kapattım. Kirpik oluştu. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvaya kapatıp 2, 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki. Son kirpiğimizi de yapıp tamamlayalım. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar devam edecek çimeni
Biz model amaçlı inşallah anlaşılır oldu şöyle sökülmesin diye de çimenimiz, çiftli dalımız, ara suyumuz ve çiftli dalımız. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi çiçeğimizin yapılışına geçiyoruz. Mavi renk yapacağım arkadaşlar. Şöyle yeşili açan renklerden bir tanesi. Bu 7 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi hemen buraya kapatıp bir kirpik oluşturdum. Yine 10 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zinciri kapattım. İpimi güzelce esnettim. Bakın zincirleri de sıkı sıkı çekince kalıp gibi kirpikler oluyor. Düzgün durmasını istiyorsanız ipinizi esnetin, inceltin. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zinciri yine bu 7 zincirli yuvaya kapattım. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapatıyorum. 4 oldu. 10 zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. Bakın sıkı sıkı olacak. 5. Yine 10 zincir. 5, 9 ve 10. Buraya yeşil yuvaya kapatıp 6. 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen 10. da kapat. 7. 7 tane yaptık. Bakın 3, 4, 5, 6 ve 7. 10 zincirden 7 tane pipirik bu şekilde oluyor. Koparmadan önce muhakkak dibine bir zincir çekiyorum sökülmesin diye. Sonra ipimi kopardım. Hemen şu ortadakini dördüncüye kirpik yapacağız. Evet, şöyle çiçeğimizi alıyoruz. Hemen sayıyoruz bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 7 tane yapmamızın sebebi bu. Bakın sağda ve solda üçer tane pipiriği bırakıp hemen ortadaki kirpikten yuva ediniyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bu kirpiğin üzerine 3 tane 5 zincirden kirpik oluşturacağım. Kapattım. Bu 2. Ve 3. 3 tane buraya anten yaptım. Çiçeğimizin üzerine hemen yine her zamanki gibi dibinde bir zincir çekip şöyle koparıyorum. Şöyle tam ortalıyorum arkadaşlar. Pipiriğimizi. Bunları yakayım. Bir de şuna da arkadaşlar aynısından sarı rengi yapacağız. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle kalıp gibi çok güzel bir model oldu. Bunun kalıp gibi durmasının bir numaralı sebebi arkadaşlar. Zincirlerimizi sıkı çekiyoruz. Bir de ipi güzelce incecik esnedip kalıp gibi yapıyoruz. Bakın çok hoş yapımı da çok kolay ama çıtır çıtır duran bir model. Şöyle bazen kolay modeller de çok güzel durabiliyor arkadaşlar. Ağır model iğne oyası havasında oluyor. Şöyle arka tarafından da ütülendiğinde kalıp gibi bir model olacak şöyle sizlere. Güzel. Şöyle bu renkleri kullandım yağ yeşilinin üzerine sizler için. Emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle sallantılı hali ters tarafta bu şekilde duruyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.